Merhabalar, ben Eyüp Ak, diş hekimiyim. 15 yıllık diş hekimliği mesleğini icra etmekteyim. Teknolojinin her alanda geliştiği gibi diş hekimliği de çok son yaklaşık 15-20 yılda inanılmaz bir ivmeyle teknolojik cihazlar entegre olmuş durumda. Eskiden çok uzun süren, haftalar, aylar süren tedavilerin şimdi bilgisayarlı sistemlerle çok daha kısa sürede, çok daha kaliteli bir şekilde yapılmaya başladı. Bunun dijital diş hekimliği, işte dijital gülüş tasarımı, işte bilgisayarlı diş tedavileri diye örneklerini çokça duymaktayız. Sosyal medyada da, işte haberlerde, basında da çıkmaktadır. Bunların avantajlarından biraz bahsedeceğim. Aslında ilk başta geldiğinde eksiklikleri tespit edilip muayene edildikten sonra bazı preparasyon işlemleri yapılır ağızda. Ondan sonra bilgisayar desteğiyle ilgili de işte dijital ölçüdür. Ağzı kameralar var, ağız içinden dijital ölçü alınıyor. Eskiden bu silikonla, böyle hamur gibi şeylerle yapılan ölçülerdi. Bunlarla bilgisayar ortamına aktarılıyor işlemler. Orada gerekli teknikerlerin tasarlaması, bazen hekimin kendi tasarlaması ile ilgili nihai sonuç önce bilgisayarda görüyoruz. Eğer hekim onay veriyorsa, hasta da onay veriyorsa bunun üretim sürecine başlıyoruz. Bu da yine bilgisayarlı cihazlarla çıkıyor. Önce hasta geldiği zaman preparasyonlar yapıldıktan sonra dişler kesilecekse ya da işte implant takılacaksa dişler ufaltılıyor bir miktar. Sonra dijital bir ağız içi kamerası var. 3 boyutlu bu dijital sistemlerin. Bunlarla hastanın ağız içi görüntülerini alıyoruz. Bunları bilgisayara aktardıktan sonra hekim, dilerse hasta kendisi de bu tedavi sürecine katılarak, laboratuvardan gelen sonucu da hekim çok iyi anlatamayabiliyor. Hastadan belki anlamakta sıkıntı yaşadığımız bazı istekler oluyor. Bunları hekim, hasta ve gerekiyorsa teknisyen beraber çiziyoruz. İşte bazı hastalar köpek dişlerim çok sivri olsun ama bu kadar olmasın, işte bu kadar dememiştim ya da işte ön dişlerim biraz tavşan gibi olsun, uzun olsun. İsteklerini biz bilgisayarla, programla hastaya gösteriyoruz. Hasta onay verdiği aşamada üretim prosedürü başlıyor. Yani bir diş için yaklaşık 1 ila 2 saat arası üretim süreci vardır. Çoğu vakada bir günde bitirilebiliyor. Kalite farklılıkları tabii ki söz konusu. Yani dijital taramada mikron hassasiyetinde ölçü alınırken silikonda özellikle ki düşük kaliteli silikonlarla bunlar çok sapmaya uğrayabilir. Ve dolayısıyla üretilecek olan dişin de ağızdaki gerçek dişin üstüne tam oturmaması söz konusu olabilir. Dolayısıyla dijital sistemler hem ölçüyü çok hassas bir şekilde alır hem de üretilen cihazlar şu an neredeyse mikron hassasiyetinde diş kaplamalarını, işte köprülerini muazzam bir şekilde üretmektedir. Normalde her hastaya söyleriz bir şekilde olarak işte atıyorum bir şişe kapağını ağzıyla açmaması, bir fındığı, fıstığı kırmaması. Normalde bizim diş hekimlerin ürettiği malzemeler siz dişinizle ne kadar zorlayabilecekseniz maksimum bu kuvvetlerin hepsine dayanır. Ama tutup da hani bir sonuçta titanyum diş bile yapsak komple altında bir diş dokusu vardır, bir kemik vardır. Çok fazla da yormamak gerekiyor. Normal sağlıklı insanlar dişlerini nasıl kullanması gerekiyorsa üretilen porselenler, işte köprüler, çeşitli malzemeler bunlarla da aynı şekilde sağlıklı hayatına devam eder hastalar. Mesela araba sahibi olan hastalar için söyleyeyim. Arabalarını kullansalar da kullanmasalar da senede bir bakıma götürüyorlar. Kış bakımı, yaz bakımı yapıyorlar. Ya da işte arabalarını yıkatıyorlar. Dişlerinizi ne kadar sıklıkla temizletiyorsunuz ya da kontrole götürüyorsunuz dedim. İşte 10 yıldır gitmiyorum hocam diyorlar. Bir dişimize bir araba kadar kıymet vermiyoruz. Bunu çok görüyoruz. Normalde biz en az 6 ayda bir, olmadı senede bir diş hekimi kontrolünü, ağzına restorasyon olsa da olmasa da bekliyoruz diş hekimleri olarak. En büyük problemler, en büyük sıkıntılar geç kalınmış işlerde çıkıyor başımıza. Küçük bir dolguyla halletmek gerekirken bazen kanal tedavisine gidiyor ya da çekime gidiyor. Sonra köprü yapmak ya da implant yapmak ihtiyacı duyuyor. Senede bir kontrollerle küçük küçük problemler basit bir şekilde tedavi edilirken ki ekonomik de aynı şekilde hastalar umursamadığı sürece bu problemler hem maddi hem manevi açıdan daha büyük problemler olarak karşımıza çıkmak. Çoğu hastalığında diyeyim ağız içi belirtileri vardır. Onun için diş hekimleri çok hastalık yakalar. Atıyor mesela diş eti kanaması olan bir hastada bir sürü sistemik problem tespit edebiliriz. Ya da HIV virüsünün ilk belirtilerinden biri HIV virüsünün, AIDS'in ağız içine başlar. Çok basittir ama işte ufak bir yara deyip geçerler işte ya da bazı şeyler sürerler. Biz 6 ayda bir en azından bir problem olmasa bile belki sizin büyütmediğiniz bir problemdir. Ama bizim belki tespit edeceğimiz bir şeydir. 6 ayda bir minimum
bir diş hekimi muayenesini tavsiye ediyoruz. Ha, neler yapılıyor bu dijitalde? Bir sadece kaplama ya da bir lamine düşünmeyin. Yani mesela cerrahi bir proses yapılacak ve implant takması gerekiyor hekimin o bölgeye. Bunu daha önce ağız içi tomografisine ve bilgisayarda implantı ne pozisyonda yerleştireceğinin provasını yapıp bazı rehber aparatlarla hastanın ağzına planladığının aynı açısı, aynı şeklinde, aynı lokalizasyonla uygulaması mümkün. Hem hekimliği başarı şansını arttırıyor hem de ya işte ben yaptım oldu değil de yani ne kadar biz destek alsak bilgisayar sistemlerinden, dijital sistemlerden tedavimiz de o kadar başarılı oluyor, hastalarımız da bu kadar mutlu oluyor. Ağız iç sağlığına önem vermelerini, güzel bir gülüş için sağlıklı dişlere ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak isterim.